Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Gıybet etmek kul hakkına girer mi? Evet, gıybet etmek hem Allah hakkına hem de kul hakkına girer. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri olmak üzere İslami kaynaklarda insan haklarının en önemlilerinden olan ve çoğunlukla ırz kavramıyla ifade edilen kişiliğin dokunulmazlığı ilkesi. İşte bu ilkeye İslamiyet çok büyük önem ve değer vermiştir. Buna göre bir kimsenin gıyabında yani onun olmadığı bir yerde gerek onun şahsıyla ilgili maddi, bedeni, dünyevi veya manevi, ruhi, ahlaki ve dini kusurlarından söz edilmesi Gerekse çocukları, anne babası ve diğer yakınlarının kusurlarının anlatılması doğrudan gıybet sayılmıştır. Ayrıca gıybetin konuşma ve sözle olduğu gibi yazı, ima, işaret ve taklit gibi davranışlarla da olabileceği özellikle kitaplarımızda açık ve net olarak belirtilmiştir. Bu tür söz ve hareketlerin gerçeği ifade etmesi onun gıybet olma niteliğini değiştirmez. Yani ben gerçeği söylüyorum, niye gıybet olsun denilmez. Zaten gıybetin kendisi o. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuya dair hadisinde bir kişiyi kendisinde bulunan kusurlarla anmanın gıybet olduğunu ama kendisinde bulunmayan bir kusuru ona isnat ederek aleyhinde konuşmanın ise doğrudan iftira, bühtan sayılması gerektiğini hadislerinde bildirmiştir. Demek ki bir müminin kusurlarını onun olmadığı bir yerde söylemek doğrudan gıybet olduğu gibi onda olmayan şeyleri söylemek hem onu üzeceği için gıybet hem de onda olmayan bir şeyi söylediğimizden dolayı Allah korusun iftira olup iki katlı bir günah işlenmiş olur. Öyleyse ben onda olanı söylüyorum. Öyleyse niye gıybet olsun bir şeklinde bir mazeret asla doğru değildir. Zaten gıybetin kendisi odur. Olmayan şeyi söylemek ise hem gıybettir hem de iftiradır.